Ahmet Avni Konuk'un Rast Kainatı'nın 51. işlemiş olduğu spir makamını analiz etmeye çalışacağız. Çalmaya çalışayım. La mi fa sol la si do do si la la do sol fa mi sol la si do si la la do sol fa mi fa sol fa mi. Re fa mi si si la sol fa mi re mi do re do do si la la si do re mi fa sol fa mi re do do si la la do si la la. Evet. Şimdi spir benim araştırmalarım noktasında 15. yüzyılda var olan bir makam. Spir. Tam buradaki detayı vermese de Muhayyer'den başlar dese de yani o Hüseyin'i de Hicaz diye bildiğimiz yapıdan bahsetmese de Muhayyer'den başladıktan sonra Kuçek karar eder denen diye tarif edilen bir makam. Kuçek neydi? Kuçek Hüseyin'i aldıktan sonra Sabağlı karar eden, yani Hüseyinli perdesini Hüseyin'i asıl makamı duyurduktan sonra Sabağlı karar eden terkipti. Burada ne Evet. yapıyor? Burada yani Hisar'da da Hisar. Spir'de de yeni Spir, eski Spir. Yeni Hisar, eski Hisar algıları var. Yani ilk önce Hisar'ı bilmek gerekiyor Spir için. Şehnaz'ı bilmek gerekiyor. Ondan sonra Kuçe'nin ne demek olduğunu bilmek gerekiyor. Burada Kuçek yapısı yok. Yani karara giderken re bemol perdesini alıp burada Sabahlı Hüseyin'den sonra karara gidiş yok. Dolayısıyla burada diyebiliriz ki çok açık ve net yeni bir spir var. Tamburi Ali'den sonra özellikle bu kullanım arttı diyebilirim. Yani onun eserlerinde re bemollü sabah perdeli kararlar değil de neva perdeli kararlar var. Peki burada ne yapıyor? Şöyle bir yorum yapabiliriz. La mi fa sol la dediğinde ne yapıyor? Muhayyer'den muhayyere geliyor değil mi? Evet. Ama neyle geliyor? Bizim bugün dik acem dediğimiz Ekrem Karadeniz'in Nevruz dediği. Ama Nevruz falan değil bu perde, onu söyleyeyim. Eskiler buna Eviç'le eski Edvardar Eviç perdesiyle bunu anlatıyorlardı. Burada hani Segah'ın daha pes olmasının bir hükmü yoktu. Hep Segah diye algılanıyordu diyoruz ya. Eviç de Evet. aynı şekilde. Yani o dik aceme kadar pes hali bile Eviç olarak anlatılıyordu. Evet. Ama biz bugün dik acem perdesi diyoruz buna. Evet. Dolayısıyla Hüseyin'i üzerinde düşündüğümüzde bir Hicaz dörtlüsü diye yorumluyoruz. Mi, Evet. fa, işte S'dir, burası A'dır, burası da yine S'dir, Seyahat. 12'dir gibi düşünüyoruz. Hüseyin'i Evet. üzerine Hicaz diyebiliyoruz bugün Aralezgi Okulu öğretisiyle, sistemi öğretisiyle. Fakat Edvar mantığında ne diye düşünülebilir. Şimdi bu perde neyi temsil ediyordu? Bakın Muhayyer, Hüseyin'i, Edvar'a göre söylüyorum. Bugün dik acem bilinen Eviç, hepsi bunlar rast perde üzerine var olan perdelerdi. Peki bu Evet. perde neydi? Arada arızalı olan. Hangi perde? Gerdaniye'nin dik hali. Ne o? Şehnaz o. Yani la mi fa sol la deyince biz Muhayyer'e neyle geliyoruz? Şehnaz perdesi. Dolayısıyla ne makamıyla başlamış oluyoruz? Şehnaz'la başlamış oluyoruz. Şehnaz. O zaman bileceğiz ki spir terkibi Şehnaz'la başlar. Anlatabildim mi? Evet hocam. Şimdi bunun üzerine si do do si si la aşağıdaki kullanıma göre bakın şöyle bir şey var Edvar geleneğinde. Muhayyer'den sonra en üst perde sümbüledir makamıyla var olan. Bakın önemli bir detay söylemeye çalışıyorum. Yani tiz buselik, tiz segah, tiz çargah, tiz neva larda kalan bir makam hükmü yoktur Edvard Dağ'da. Dolayısıyla nedir bu?
aşağıdaki dügön üzerindeki yapının yukarıya aktarılması olarak yorumlanmalıdır. Yani muhayyer üzerinde bir buğselik yorumu yapılabilir. Bugünkü gibi. Evet. Ama eğer bu name bugün buraya indiği zaman sol diyez alırsa biz şimdi şu hatayı yapıyoruz. Burada muhayyer üzerine buğselik düşünülebilir ama sol diyez yeden düşünülmemeli. Yani muhayyerin burada muhayyer üzerine buğselin bir yedeni pozisyonuyla tekrar muhayyere geldiğinde muhayyer üzerine buğselik değil şehnaz oluştuğunu bilmeliyiz biz. Biz bunu kaybettik. Bu bilgiyi kaybettik. Evet. Anlatabildim mi? Onun için zorlanıyoruz. Ecdada eserlerini yani hem makamsal anlatımlarını hem de mevcut eserleri o dönem anlayışına göre yorumlamakta onun için yanlışlar yapıyoruz. Muhayyer'de burada efendim Hüseyin'de Hicaz var, muhayyere gelmiş. Muhayyer üzerine buğselik var. Bakın yedene inmiş. Hayır değil. Muhayyer'den Hüseyin'e geldikten sonra şehnazlı bir muhayyer duyurarak şehnaz makamını duyurmuş. Zaten şehnazın ilişkili olduğu perde tiz buğselik ve tiz şargahtır. Tiz segah değildir. Bunu bilelim. Yani sol dizli bir muhayyer geldiği zaman tiz segah ve şargah tiz segah gelmez. Gelirse neyli gelir? Gerdaniye yapıyorsa gelir o tiz evet. Segah şargahlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani perde düzen ilişkilerini çok iyi bilmek lazım bu noktada. Yani şehnaz geliyorsa buraya tabii ki tiz buğselik ve çargah gelecek. Anlatabiliyor muyum? Peki evet. Ne yapıyor? Ne yapıyor şehnazı duyurduktan sonra? O önemli. La mi fa sol la la si do do di di la la sol sol fa mi fa mi'ye gelerek şehnazlı Hüseyin'e geliyor. Sol la si do si la la sol sol fa mi fa sol fa mi mi diyor. Değil mi? Evet. Şimdi biz bu Arel üzerinden yorumladığımızda Arel Ezgi üzerinden yorumladığımızda Hüseyin'i de Hicaz yaptı. Hicaz yaptı. Evet. Ama Artin Edvar'ını yorumlayabilirsek aynı Şehnaz perdesi Hüseyin'e geldiğinde Suzudil perdesi adını alır diye yorumladığım zaman ben kitabıma yazdığımda şunu düşündüm. Hüseyin'i de bir Hicaz demeyelim. Hüseyin'de bir Suzudil var diye. Bunun şeddi de zaten nedir? Suzudil kararıdır. Öyle değil mi? Tabii ki. Şedd Suzudil olur. Mantık olarak yani söylüyorum. Bir şey kurmaya çalışıyorum Kur'an'da. Analitik yaklaşıp parçalar arasında bir bütün bulmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Şimdi burada Hüseyin'de Hicaz denen şeyi bu perdenin Suzudil'e döndüğünü unutmadan düşünelim. Mi dedi. Fakat re diyez geliyor bakın sonrasında. Bakın hemen geliyor burada. Re, evet. Fa, mi dediği anda bu nedir? Bu perde neyi temsil ediyor? Eskiden Hisar'ı temsil ediyor. Bunu bilmemiz lazım. Hisar perdesi de makamını yani bugün Arel Ezgi'deki gibi mi 4, bemol Hisar'ı değil. Mi'den re natürele inerken re natürel yerine re diyezi verecek bu hisar perdesi ve makamıdır Edvar geleneği anlayışına göre bunu bilmek lazım. Demek ki Spir ne yapacak ilk önce? Şehnaz'ı yapacak. Sonra Suzudil'i yapacak ama Suzudil'i yapacak derken aslında devamında Suzudil'i yapıyormuş gibi neyi yapacak? Mi, re, fa, mi ile bütünleştiğinde aslında neyi gösterecek bize? Hisar'ı gösterecek. Yani ilk önce Şehnaz, sonra Hisar, si, si, la, so, fa, mi, re, mi, buradaki gibi yani. Bakın Şehnaz'dan, evet. Şehnaz'dan nereye geldi? Hisar'ı gösterip geldi, mi, dedi, artık ne yapacak? Eğer eski, eğer eski spir olsaydı, do, re, do diye sabahlı inip karar edecekti. Evet. Ama do, re, do, do, si, la. Yani Hüseyin'den indiğini unutmayalım. Mi, do, re, do, si, la. Hüseyin'den iniyor yani. Si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Acemli Hüseyin'i, Necit Hüseyin denen. Do, si, la, do, si, la, la. Hüseyin'i karar etti, acemli. Hüseyin'i de Kürdili değil.
acemli bir Hüseyin'i alıp Necit Hüseyin'i denen yapıyla Dügah'ta Hüseyin'i, bakın Aral Ezgi'de Hüseyin'i beşlisi biliniyor bu. Değil mi? Şimdi Hüseyin'i asıl makamı diyorum ben buna. Dügah'ta karar ederse Hüseyin'i bile terkip olur diyorum bu yüzden dolayı. Çünkü Hüseyin'in evi, kararı Hüseyin'idir. Dügah'taki uşakla inilen yapı nedir? O başka bir asıl makamdır. O zaman bu da terkiptir kendi içinde diye yazdım kendi kitabımda. Bakın Spir'de ne çıktı ortaya? Bir Şehnaz. İki sözü dil gibi gözüken ama rediyez alarak hisar. İki hisar. Üç, Hüseyin'i asıl makamından Dügah'a uşaklı bir karar. Bu yapılar görülecek. Yani ilgisi olan kişilerde Tamuru Ali'nin Spir 8 tane eseri var diye hatırlıyorum. Makamdaki eserlere baksınlar. Vakit kaybetmemek için uzatmak istemedim. İyi yaptınız hocam. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim size. Hüseyin'i dediniz ama. Re mi fa sol fa mi re do mi fa dediği için mi Hüseyin'i değiştirmiyor ki. Do re mi fa sol fa mi re do. Şöyle düşünün. Do si la la do si la la. Şimdi şunundan dolayı Hüseyin'i düşün. Re fa mi si la sol mi re mi dedi ya. Evet. Burada hisar ama Hüseyin'i perdesinde ne getirdi ya buraya. Ama hisarlı. Evet. Bundan dolayı hisarı temsil eder buradaki Hüseyin'i. Ama sonraki Hüseyin. Ama şimdi şöyle düşünün. Name durmuyor, name devam ediyor. Name neyle bağlantılı bir taraftan da? Çargahla bağlantılı. Yani çargaha, bakın çargahtan sonra neva almasıyla neye dönmüş oldu? Bakın buradaki perde düzeni hisar olarak. Tamam, rast perde düzenine döndü. Tamam. Rast perde düzenine dönen perde köprü konumunda. Uşak da diyebiliriz ona o zaman, Bayati de diyebiliriz. Kendilere göre yorumladığımızı düşünmeyelim hiç. Ha düşünmeyelim, ha onu öğrenmek istiyorum yani. Aha. Yani biz klasik eserler, tamam. Kutup olan merkez perdenin Hüseyin'i olmasından dolayı Hüseyin'i düşünmeliyiz bunu. Tamam. Anlatabildim mi? Anladım. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Hocam bu anlattığınız güçlü perdesi konumu değil mi derseniz, Aral Ezgi'de güçlü ne demek? Bakın Aral Ezgi'yle öğrendim ya ben. Aral Ezgi'de güçlü beşliyle dörtlünün veya dörtlüyle beşlinin birleştiği yerdi ya. Evet. Bu adla düşünürseniz güçlü yanlış derim. Ama burada Şehnaz bir istasyon. Burada evet. Hüseyin'i bir istasyon ama Rediyez aldığı zaman hisar oluyor ya. Şimdi evet. Buradaki istasyon aslında her ne kadar hisar diyorsam da ben Hüseyin'i'ye getirdiği için. Bakın burada Şehnaz diyorum ama Muhayyer'e getiriyor. Nasıl Şehnaz diyorsun? Muhayyer'i neden söylüyorum? Gerdani olmadığı için Muhayyer değil diyorum. Evet. Gerdani o. La mi sol fa mi fa sol la deseydi, yani gerdaniyeli çıksaydı ben buna Muhayyer diyecektim. Öyle değil mi? Evet. Şimdi neden Muhayyer diyemiyorum ben buna? Çünkü buradaki perde ne? Şimdi şöyle düşünelim. Muhayyer bu. La sol la tre fa mi fa sol la demiyor ki bana ilk iki ölçü. Gerdaniyeyle evet. Almıyor ki. Ondan Muhayyer diyemiyorum. Muhayyerde başlayıp evet. Muhayyere getirdiği halde. Ne yapıyor? Şehnaz perdesi kullandığı için o Muhayyer'de duruşu bile Şehnaz diye yorumluyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Neden? Peki hocam, Muhayyer'de duruyor da Şehnaz'da durmuyor mu? Genelde eserlerde durmuyor. Ama Kani Bey'in bir Şehnaz tarifi vardır mesela. Şehnaz perdesi üzerinde Hicaz diye tanımlar mesela Şehnaz'ı girişini. La sol la la
Si do si la la si la sol. Klasik şehnaz taksimlerde, eserlerde bu kalışın yapıldığını, evet. Son o yere gelindiğini Evet. ifade ediyor. Hikani Bey bunu söylüyor. Fakat şunu unutmayalım. Şehnaz perdesi rast perde düzenine göre, yani muhayyer beyaz tuş, Hüseyin'i beyaz tuş, Eviç beyaz tuş ama Şehnaz siyah tuş olduğunu unutmayalım. Yani siyah tuş olan perdelerde kalışlar kendi perdelerinden çok beyaz tuşlara yakın olan perdelerde yapılır. Şehnaz'a yakın olan üstündeki perde nedir? Muhayyer. Onun için muhayyerde kalışlar yapılır Şehnaz'da. Kendi perdesinde yapılmaz. Çünkü siyah tuştur. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Şu da Şehnaz değil mi diyor hocam? La mi do si la si sol la la sol la la sol fa mi re mi fa sol fa mi mi diyor bakın. Evet. Değil mi? Evet. Küçük suya suda gördüm seni. Evet. Şimdi bakın. Şehnaz'ın şöyle bir özelliği oldu. Şehnaz eskiden la mi do si la si sol la dedi ya. Evet. Sol diyezli aldığı için Şehnaz başladı. Evet. Ama karara giderken o Şehnaz kalkıp gerdaniyeye dönüyor. Evet. O zaman... La sol fa diyez mi re mi fa sol fa mi mi. Yani evet. Hüseyin'i. Değil mi? Hüseyin'i geliyor işte. Orada Hüseyin evet. Var size. Bunu örnekteki göstermemde kastet. Böyle yaptığınız zaman Hüseyin'i olduğu açık. Değil mi? Evet. Peki bu Hüseyin'den sonra Hicaz inersem mi fa mi re do si la dersem o Hüseyin'i uzale dönmüş olmuyor muydu? Evet. Muhayyer'de nühüft olmuş olmuyor muydu? Evet. Hani Hicaz perde düzenine döndü ya aşağıda kararda. Evet. Uzal oldu, muhayyerde nüft oldu. Yani şunu söylüyorum. La mi do si la si sol la la sol la dediğimde Şehnaz yaptım. Şehnaz evet. La ama sol fa mi re mi fa sol fa mi mi burası da Hüseyin'i. Hüseyin'i ama onu ben muhayyerden gelmedim mi o Hüseyin'i'ye? Evet. Gerdaniye aldım, Eviç aldım, Hüseyin'i aldım. Evet. Muhayyerden geldiğim için Hüseyin'i'ye şu anda sanki muhayyer makamının seyrini yapıyormuş gibiyim değil mi? Tabii canım. Ama buna muhayyer demem için aşağıda neva, çergah, segah, dügah düşmediğim, Hicaz düştüğüm için dönüşüyor perde düzeni ve perdeler makamlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bakın ne kadar güzel. La mi do si la si sol la Şehnaz. Bu kadar name yapısıyla Şehnaz. Tabii canım. La sol fa mi re sol fa mi mi. Muhayyer'den Hüseyin'i. Tamam. Mi fa mi re do si do si la sol la. Buselik'le indiği için Buselik oluyor. Tabii. Hicaz'la inseydi nüftü kadim olacaktı. Korkunç bir şey eğer, hocam. Eğer rastla inseydi muhayyer inmiş olacaktı. Şehnaz muhayyer yapmış olacaktı. Öyle değil mi? Tabii ki. Korkunç şeyler bunlar. Süper. Şimdi anlaşıldı değil mi mesele? Evet. Yani bakın. Şimdi ben bir seyir yapıyorum. La dügah. La tiz dügah yani muhayyer. Şu an ben muhayyer makamıyım değil mi? Tabii ki. Eğer gerdaniye ile devam edip muhayyerle devam edersem hala muhayyer olur. Muhayyerdesiniz. Evet. Ama muhayyer la sol diyez la dersem ne oldu? Bitti. Şehnaz'a girdiniz. Bitti olay. Şehnaz oldum. Evet. Şimdi eğer la sol diyez fa mi dersem suzidil oldum aslında. Buradaki ikinci satır gibi düşünün. Mi fa mi re diyez mi dersem hisar oldum. Öyle değil mi? Evet. Mi re natürel do re mi Hüseyin'e asıl oldum. Mi re do si bu selik basarsam do si la sol la dersem bu selikle karar eden
inen bir makam oldum. Öyle değil mi? Evet. Ama mi re do si do si la dersen Hüseyin'e inen bir makam oldum. Ama ben evet. Neyle indim? Şehnaz'dan sonra Hisar'la inersem, gidip Hüseyin'i karar edersem ne terkibi oluyorum bakın? Spir oluyor. Evet. Peki yukarıda Şehnaz'ı göstermeden şöyle yapsaydım. Mi fa mi re diyez mi. Şu anda Hisar. Makamı Hisar'ım. Mi evet. Do re mi do si la dersen ben Hisar terkibiyim. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki. Eskiden neydi bu? Mi re diyez mi fa la türen mi re mi Hisar. Mi do re mi Hüseyin'i. Mi do re do re bemol sabah do si la eski Hisar. Evet. Ama aslında ne karar etti diyorlar? Bakın, bakın. Hüseyin'i denilen perde re bemol aldığı anda, karara gittiği anda sabah perde düzeninde Hüseyin'in adı ne oluyor biliyor musunuz? Kuçek oluyor. Onun için kuçek karar diyorlar. Doğru. Evet. Yani anlatabildim mi? Eski Hisar, eski Hisar'ı okudum Edvard kitaplarında. Diyor ki Hüseyin'i üzerinde segah yapar diyor. Sonra da diyor kuçek karar eder. Bu ne Allah aşkına? Hızır bin Abdullah böyle anladı. Ne o? Mi re diyez mi fa mi re mi. Bu perdeyi hangi perde alırsanız segah hissedilir bakın. Si la si do si la si derseniz segah hissedilir. La sol diyez la si la sol la segah hissedilir. Öyle değil mi? Evet. Ama bunu mi re diyez mi fa mi re diyez mi dediğinizde re diyez perdesinin adı Hisar olduğu için Hisar diyorum. Evet. Şimdi böyle baktığınızda muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. Korkunç. La la muhayyer mi Hüseyin'i fa sol diyez Şehnaz la Şehnaz dedi. La sol diyez fa mi suzu dil. Re diyez gelirse mi Hisar, mi do re mi Hüseyin'in ev aldı ya, mi do evet. Re mi do si la bu da uşak. Evet. Böyle bakarsak, şimdi bunların hiçbiri çekirdek değildir onu söyleyelim. Bunların hepsi makamdır. Dolayısıyla analizleri yaparken ezgi çekirdeği tarifi diye bir şey söz konusu olamaz Edvard geleneğinde. Bunların her biri makamdır çünkü. Bir asıl makam başka bir asıl makamla birleşince ne oldu? Spir nasıl bir makamdır? Terkip oldu. Bileşik makam oldu. Mürekkep evet. Makam. Yu bilelim. Peki şimdi burada hani segah dediniz ya. Mi, mi, re, mi, fa, fa, mi, mi. Mi re mi fa mi mi re mi. Ben hisar duyuyorum. Segah duymuyorum. Yani segahı buraya ben göçürseydim böyle demezdim. Yani aralıkları segah olarak bana diyebilirsiniz ama ben segah duymuyorum. Tabii tabii. Ray 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 ram hisar duyuyorum. Şimdi şöyle düşünün en basiti. Batı müziğinde iki tane majör ve minör. O kadar iki makam var deyin yani. Onların transpozeleri. Şimdi do'da bunu yaparsanız do majör. Re'de yaparsanız aralıklarını hesaplayıp re majör. Mi'de yaparsanız mi majör. Neden batı bunlara do üzeri re majör? Orada şey, hocam re ya, üzeri, aynı şey bunlar. Re üzeri do majör. Aynı şey. Transpoze. Oradan daha yetinildi. Adam eseri fa diyez majör yazdı. Ya ama bunların hepsi aynı şey. Bizim Türk müziği öyle değil. Şimdi buradaki Hisar... Hayır. Teknik bilgi olarak aynı şey. Ama duyum olarak aynı şey değil. Niye hocam? Do'da majör yapmakla Re'de majör yapmayan ne farkı var? Ne hiç aynı şey. Ben şimdi aldım neyimi? Mansur'da... Hayır. Şunu demek istiyorum. Bakın. Mansur'da Do majör yap. Mansur'u bıraktım, Nısviye'de do majör yaptım. Farklı sesler vereceğim size.
Bıraktım kızda do majör yaptım. Hepsinde do majör yapıyorum. Ama aslında do majör yapmıyorum. Bir basa şeye göre. Şimdi onda do majör yaptıysam Mansur'da, öbürsünde re majör yapıyorum. Çünkü Mansur'la kızın arasında tam bir ses var. Do majör yapıyorum, birisinde de re majör yapıyorum. Hangisini baz almanıza bağlı. Bunu kabul etmiyorum. Yani bu aynı şey. Ama buradaki aynı şey değil. Buradaki frekanslar farklı. Hem seyir işin içine giriyor hem frekans işin içine. Neden aynı değil diyorum biliyor musunuz? Neden aynı değil diyorum evet. Biliyor musunuz? Eğer şöyle bir şey duymadım ben Batı müziğinde. Bilmem kim bestekarın do majör bilmem neyi konçertosu veya işte aryası veya bilmem neyi diyor ya. Evet. Neden o do majör? Neden fa majör değil? Veya biri neden fa majör de do majör değil? Sorgulamamız gerekir. Niye majör demedi de? Majör deseydi olurdu. O majör do majör çalardı, re'den çalar. Do majör dedi. Yi sorgulamamız lazım. Hani sizin söylediğiniz frekans olayı var ya. Frekans. Anladım. Şimdi Cemil Bey neden hep aynı akortta taksim etmediği ben çok sorguluyorum mesela. Cemil Bey neden bunu tercih etmedi? Ne yaptı Cemil Bey? Akortları değiştirdi. Yani yaptığı makamlara... Taksimleri yaparken mi? Evet. Taksimleri yaparken mi? Evet. Sazına göre de değiştirdi. Makamsal tınısı ve sazdaki tınısına göre değiştirdi. Neden bu arayışa girdiği sorgulamak. Yani ayrı bir test konusu bu. Ya o beni aşar. Beni de aşar. Yani ben öyle görüyorum. Ama burada tekrar özüne döndüğümüzde buradaki spir uygulaması algılandı herhalde değil mi? Yeni algılandı spir... hocam. Spiri bitirdik de ben şunu demek istiyorum size. Şimdi çeşitli neylerim var benim burada da. Şimdi ben bu çeşitli neylerde her bir eseri çaldığım zaman hepsinde transpoze yapıyorum aslında. Hı hı. O eseri çalmış olmuyor muyum? Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Isfeyi'de çalıyorum onu. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Şunu demek istiyorum. Mesela Kürdili Hicazkar makamını neden yarattılar? Neden onu Dügöh üzerinden yaratmadılar? Belki zor oldu. Biraz da yo, arıza. Yo. Az arıza. Az arıza aslında. Yani, Kürdili Hicazkar'ı... Şimdi ona gelelim. Doğru hakikaten. Kürdili Hicazkar aslında Dügah üzerinde yaratılsaydı daha az arıza alır. Bana göre. Değil mi hocam? Yani Muhayyer Kürdi olurdu. Muhayyer Kürdi bir yerde Kürdili Hicazkar'ın aralıklarına denk. Öyle gibi gözüküyor. Ama değil. Seyirlerine vazgeçtik hocam. Aralıkları aynı ya. Ha, aralıkları diyorsunuz anladım. Ama evet. değil işte değil. İşte yani beni aşıyor orası. Ha şeyi demek şimdi, istiyorum. Şunu demek istiyorum. Şimdi bakın böyle şu an ne yaptım biliyor musunuz? Acemli bir muhayyer indim. Peki. Peki bir şey soracağım size Allah aşkına. Şimdi ben neyim de kızla Kürdili Hicazkar çaldığım zaman burada Muhayyer Kürdi'yi çalmış oluyorum. Yine Kürdili Hicazkar Muhayyer Kürdi yerlerinde. Siz Muhayyer Kürdi'nin perdelerine basmanız lazım bana uymanız için. Şimdi ne oluyor? Ben Kürdili Hicazkar çalmamış mı oluyorum? Yani ben o seslerde çalmıyorum ki. Yani ben şimdi Kürdili Hicazkar'ı çalmam için İlla belli bir akortlu olan neyde mi çalmam lazım? Hani Kürdili Hicazkar'ı atıyorum. Yıldız'da çalınır, başkasında çalınmaz. İyi olmaz mı? Kürdili Hicazkar Muhayyer Kürdi. Ne fark ediyor? Yani ne fark ediyor derken perde olarak söylüyorum. Yani ben şimdi bir ses pes ya hocam. Mansur'da Kürdili Hicazkar çalıyorum ama kıza geldiğim zaman bir ses daha tiz oluyor Muhayyer Kürdi. Orada da Kürdili Hicazkar yerlerinden çalmış oluyorum aslında.
sizin bir sazınız olduğu için siz yerlerini değiştiriyorsunuz. Ben sazımı değiştiriyorum. Şimdi ikimiz de Kürdilice asker çalıyoruz. Yani aralıklarını çalıyoruz. Pardon. Seyri değişirse değişiyor. Ama bunu böyle demiyorsunuz ki Do majör'de. Orada Do majör demişse mutlaka onun bir seyri vardır. İki tane de makam olduğu için diyemiyordur. İşte, işte bu, bu konu çok önemli işte. Do majörün ayrı bir seyri var mı re majöre göre? Ya Mi ben majör... hiç ilgilenmez. Benim müziğimde o kadar çok bilmediğim şey var ki. Kafamı ona hiç yoramam. Ama öyle olması lazım. Çünkü adam dediğiniz çok doğru. Do majör niye desin adam? Majör der. İster do'dan çal, ister re'den çal. Ama do majör dediği zaman farklı bir seyri vardır. Aynı bizim Muayyer Kürdi ile Kürdilice asker gibi. Buradaki seyirde bile Hüseyin'i de Hicaz demememiz gerektiğini hep savunuyorum ya ben. Evet. Veya işte diğer türevlerini. Konu konuyu açıyor, çok uzatmayayım. Şedar Aban'la Sözlü tarifini bundan bir, belki 10 yıl önce hem Derya'ya, Derya Türkan'a hem de Sadrettin Özçimen'e sormuştum. Her ikisi de frekansla ayırt ettiklerini dile getirmişlerdi. Ama neyi çözümledim ben? Suzudid'in Hisar Buselik başlamak zorunda olduğunu. Bakın Hisar Buselik başlıyor Suzudid. Evet. Ama Şedar Aban Hisar Buselik başlamayacak. Yani ne demek istiyorum? Cemil'e göre, şimdi bizde her şey Cemil kutup alınarak, Cemil Bey kutup alınarak algılanmaya çalışıldığı için ve Cemil Bey'in Suzudid taksimi de Şedar Aban girişli olduğu için mi üzeri? Sonradan kurtarır, Hisar Buselik'e çevirir. Evet. Bunun algılanması mümkün değil. Herkes onun için frekanstan çıkarıyorum diye. Hayır, frekansla alakası yok bunun. Bunu keşfeden adamın eserine inip incelemek gerekiyor. Doğru söylüyorsun.